Golf Federasyon seçimlerindeyiz ama benim açımdan çok heyecanlı bir röportaj var. Ankara Üç Yöneticiliği döneminde Nihat abim. Tabii. Ankara'nın sayılı iş adamlarından biri ve Ankara takımlarında ayrı bir sevgisinin olduğu bildiğim Nihat Başkanım'la beraberiz. Ama bugün söz verdim, futbol sormayacağım, golf soracağım. Tabii. Başkanım, sizin bir golf merakınız da var ve bugün kongreye misafir olarak katıldınız. Golf zenginler sporu mu, zenginler kulübü mü burası? Hiçbir zaman öyle bir şey yok. Tamamen kamuoyunda maalesef yanlış anlaşılma diye bir durum var. Bunu bizim anlatmamız lazım. Gerçi ben eskiden tenis oynardım. Uzun müddet tenis oynadım. Sonra tabii yaşım da belli bir yere geldikten sonra golfe karar verdim. Ve bu işe başladım. Çok sevdim. Ama gördüm ki sağlık açısından herkese tavsiye edebilecek bir spor dalı. Çünkü bir defa ormanın içinde, ağaçların içinde, çimin üzerinde yapılan bir spor. Ve ben yürümeyi çok seviyorum. Ve hiçbir zaman mümkün mertebe golf arabasına binmeyi de binmek istemiyorum. Ve binmedim de bugüne kadar. O ve daima yürüyorum. Tabii o çimlerin üzerinde, o açık havada, sabah erken saatte oksijenin bol olduğu zamanda, hele bizim yaşlarımız için bu sporun çok faydalı olduğunu gördüm. Ve inanın ben golfe başladıktan sonra, teniste de öyleydim ama, daha enerjik oldum. Sağlığımın daha iyi gittiğini de kendi kendime tespit ettim. Hakikaten bunu beni kontrol eden doktorlarım da bunu böyle söylüyor. Hiçbir zaman zengin sporu değil. Tabii biraz belki başta alınacak, oynanacak tabii. Eskiden bir raket, bir topla oynanabilirdi tenis. Ama golfe gelince tabii sopaların falan belki ilk yatırım maliyeti biraz yüksek ama tahmin ediyorum yeni federasyon bu konuda yeni golfe başlayanlara bu konuda da elinden gelen yardımı yapacaktır. Ya zenginliğin simgesi sanki biraz da süresiyle de alakalı başkanım. Futbol fabrikadaki işçilerin öğle mesai arasında oynayabildiği bir sporken golfte çok çok uzun zamanlar gerekiyor. Şimdi, belki de biraz da bununla alakalı olarak değerlendirilebilir olabilir. Onu da dediğiniz doğru. Çünkü tenis mesela 2 saatte biter normal, evet. Ortalama bizim oynadığımız tenis. Futbol işte 1,5 saat, 90 dakikadır. Ara vermesiyle falan o da diyelim ki 2 saat. Ama golf minimum 4 saattir. Evet. 18 delikli bir golf oynadığınız zaman 4 saat zaman ayırmanız lazım. Isınmasıyla oynaması 4 saat gibi bir zaman ayrılır ama güzel zaman geçiyor. Yani hele hafta sonları olduğu zaman veya sabah erken saatlerde mesaiye başlamadan evvel 2 saat bir golf oynamak, golf antrenmanı yapmak gerçekten insanın sağlığı üzerine çok iyi etki yapıyor. Şimdi benim yaşım yetmiyor ama hep bana söylerlerdi. Altı Park'ın olduğu yer eskiden golf sahasıydı diye. Evet. Altı Park, siz orada oynamış mıydınız? Ben orada hiç olmadım ama giderdim o zaman. Çünkü ben uzun zamandan beri, 1970'lerden beri Ankaralıyım. Ankara'daki golf sahasını biliyorum. Sonra o kapatıldı maalesef. Keşke kalmış olsaydı. Başkan, Ankaralı spor severler, siz ayrı bir severler. Ben öyle böyle severim. Fenerbahçe'de yönetici olduğunuz zaman Ankaralı spor severleri özellikle, iki kanalımızdaki takipçilerin büyük kısmı. Vermek istediğiniz mesaj var mı? Yani Ankara Gücü'nde yöneticilik yaptınız, bu önemli bir detaydı. Ben şimdi tabii Ankaralı sayılırım artık. Çünkü hayatımın neredeyse 50 seneye yakını Ankara'da geçti. Ve tabii ilk futbol hayatına da Ankara'da yönetici olarak başladım. Ankara Gücü'nde yönetim kurulu üyesi olarak başladım. Sonra Fenerbahçe'ye gittik. Sonra uzun müddet Fenerbahçe'de görev yaptım. Sonra da Sayın Yıldırım Demirören beni federasyona almıştı. Sonra da federasyon, Allah nasip etti, Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı yapıyorum. Tabii benim üzüldüğüm bir nokta, benim federasyon başkanlığı dönemimde iki tane Ankara takımı, hem Ankara Gücü hem de Gençler Birliği aynı yıl ligden düştüler. Şu anda TFF 1. Lig'de mücadele ediyorlar. İyi mücadele ediyorlar. İnşallah bu sene başarılı olurlar. Tabii her zaman şunu söylüyorum. Ben bir federasyon başkanıyım. Kim iyi oynarsa, kim hak ederse o üst liglere çıksın. Kimler tabii iyi oynayamıyorsa da liglerin alt kademelere düşsünler. Ama iyi oynayanın her zaman hak edenin yanında olduğumuz da bilinmelidir. Süper Lig başkansız olmuyor diyeyim başkanım. Çok evet, teşekkür ediyorum. Ankara tabii büyük bir nüfus. Türkiye'nin ikinci büyük kenti, ekonomik olarak ikinci büyük kenti, Süper Lig'de Ankara takımının olması gerekmektedir. Gerekiyor zaten. İnşallah iki sene ikisi birden, yoksa birisinin de bu sene yapılan mücadelelerden önde bitirmesini tabii ki arzularız. Herkes, spor kamuoyu da, Ankara Gücü'nün taraftarı çok güçlü. Takımlarını çok iyi destekliyorlar. Bakalım ama TFF 1. Lig'de başarılı olmak da öyle kolay değil. Süper Lig'den daha zor belki. Süper Lig'den daha zor diyebilirim. Peki. Çok teşekkür ederim başkanım.